okul mevsimi başladı. Havalar soğumaya başladı. Çocuklarınız okulda çok rahatlıkla boğaz enfeksiyonuna, faranjit veya bademcik iltihaplanması. Şu ada çayı var ya, ada çayı. 1,5 tutam atacaksınız. Bardak mı? 1 bardak suyun içine 7-8 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra süzün, lavaboda dursun. Akşam çocuk yatmadan 3-4 defa gargarasını yatıp öyle yatağa gidecek. Arta kalanında sabah okula gönderirken. Bakın nasıl rahat edeceksiniz. Çocuğunuz faranjite yakalanmayacak. Hocam, biraz daha atıyorum. Evet Allah. Evet, birazcık daha. Çok olmasın. Hocam, bizde de çok yaygın boğaz enfeksiyonları, boğazda tamam, gıcıklanma, ağrı. Bu büyükler için de geçerli. Evet, ada çayı. Yetişkinler için de. Faranjit bizde de çok yaygın. Lütfen çocuklarınızın, yani küçük yaşta çocuklarda faranjit ve devamlı kronikleşmiş faranjit, kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu varsa lütfen anne babalar ihmal etmeyin. Allah korusun, kalp romatizmasına kadar, iltihaplı eklem romatizmasına kadar götürüyor. Yani onun kökünün kurutulması lazım. Ya işte aldığın antibiyotiği geçer filan şekliyle de sakın bunu ihmal etmeyin. Şu ada çayı sizi birçok dertten koruyacaktır. Hem çocuklarınızı hem de kendinizi. Kullanımını anlatayım hocam. Evet. Bir tutam attık, bir su bardağı. 1,5 da olabilir. 1,5 ya da 1,5, evet. Su bardağı suyunu 5-6-7 gram. Bir tutam ada çayını attık. 10 dakika demlenecek. Sonra içinden ada çayını çıkarıyoruz. Süzüyorsunuz. Süzüyoruz. Günde 2-3 kere gargara yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda bunu akşam... Sabah okula giderken mutlaka yaptırıyorsunuz. Akşam yatmadan. Akşamdan da hazırlayın. Tamam. Yatmadan bir yaptırırsınız. Geri kalanı da sabaha kadar bekler. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir de çocuk kahvaltısını yaptı, dişlerini fırçaladı. En son ada çayı gargarasını yaparak gargara okula yapıyoruz. Gidecek. Günde bir bardakta içmek de iyi İçerse geliyor. İçerse daha da iyi çok olur. Çok daha tabii iyi olur. Tamam. İçerse